Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar, ne habersiniz? Şöyle size kalıntılarını oradan videoyu açayım dedim. Şu an arkadaşlar Belgrad Ormanı'ndayım. Geyik koşularının parkurundayım. Geyik koşularının yapıldığı yerdeyim. Burasına geyik koşuları denmesinin sebebi burada geyik üretim çiftliği var. O yüzden böyle deniyor. İstanbul'daki benim bildiğim kadarıyla işareti tek parkur burası. Ben bugün 6 kilometre parkurunu yapacağım. Yani böyle öyle bir parkur yok ama 6 kilometre yapacağım. Güzel bir şekilde gideceğiz. Burası da böyle bir kalıntı var burada. Onu da size göstereyim istedim. Şimdi parkurdaki işaretleri zaten gösteririm. Yavaştan başlıyoruz. Bakınız ne kadar güzel. Burası dediğim gibi Belgrad Ormanı içerisinde arkadaşlar. Geyik üretim çiftliği diye yazarsanız çıkıyor. Geyik koşuları parkur diye yazarsanız çıkıyor. Belgrad Ormanı'na girdikten sonra aslında asıl adı Fali Rıfkı Atay Tabiat Parkı. Bu içeride bir tane şey var. Kahvaltıcı bir yer de var ama genelde insanlar tabii buraya. Biz de dahil olmak üzere. Yanımıza piknik malzememizi getirerek geliyoruz. Ormanlara bu ara girişler yasak. Ama buralar biraz daha tabiat parkı gibi şeyinde olduğu için izin veriyorlar sanırım piknikçilere. Ama yine de ne var? Ateş yakıyorlar şurada. İnşallah zarar vermezler yani. İnsanlar bir enteresan yani, yakmadan duramıyor kardeşim. Ben anlamıyorum yani, yakma ne var ya. Bir şekilde yakıyor o ateşi. Daha zaten böyle biz işte buraya sabah yazın yani özellikle koşu antrenmanı yapacaksak çok erken gelip gidiyoruz. Çünkü daha sabahın köründe o samavenin kokusu bütün ormana yayılıyor, duman kokusu. O da biraz rahatsız ediyor ister istemez. Şimdi birazcık yokuş tırmanıyorum. Ama çok güzel. Hava da böyle biraz serin. Gayet güzel, keyifli. Şimdi işaretlerle karşılaştık ya, size göstereceğim neyin ne olduğunu. Şimdi mesela ben bu parkuru biliyorum. O yüzden çok böyle karıştırmıyorum. Bak şurada mesela işaret var, kırmızı. Ama böyle belli belirsiz. Bak şurada da var. Ama şey olmuş, bunlar yıpranmış buraya. Ağaçlar devriliyor, bir şeyler oluyor. Böyle direkt karşıya gitmeye kalkarsan yanındasın. O yüzden şöyle direkt sağa şu ağaçların üzerinden geçerek gitmen lazım. Burada bir mavi işaret var, bir kırmızı işaret var. Mavi işaret başladığından itibaren maviyi takip edersen 4 kilometre parkurunu sana koşturuyor yarış içerisinde. Şimdi ilk başta buraya gelene kadar, burası herhalde bir böyle bir 700-800 belki 1000 kilometreye yakındır. Buraya gelene kadar bir işaretleme yok. Aslında yarışlarda oluyor. Buralar genelde sık kullanılan yerler olduğu için insanlar tarafından. Genelde mesela bunu geliyor. Şimdi göstermek için. Tık diye söküyor. Neye? Batıyor çünkü yani o. Ya ben eskiden harita işiyle uğraşıyordum. Bu Heyu Medya'dan önce. Biliyorsunuz, bilenler bilir. Harita işinde mesela böyle yere poligon çivisi çakarsın. Onu ne için kullanıyorsun? Bir sonraki sefere geldiğinde referans noktası olması için. Poligon çivisi de yani koordinatı X, Y, Z. Koordinatları belli olan nokta. Neyse, o çiviyi adam geliyor söküyor. Diyor ki bunun altında diyor hazine mi var acaba? Oraya ondan mı çaktı? Ya kardeşim ben salak mıyım ya? Hazine bulsam çivi mi çakarım? Gelir kazarım yani orayı. Bir de sana niye belli edeyim yani? Ya bunu da artık adam burada geliyor, altında ne var diye söküyor. Atıyor. Ya bu işaretli parkur işte, bırak orada duruyor ormanda. Hiçbir zararı yok. Ağaca çakmış onu. Hatta buraya Caner abi, buradan da selamlar ona. Bu geyik koşularını yapan Macera Akademisi'nin kurucusu. Yani adam bunu buraya geliyor, zımbalıyor ağaca. Böyle çiviyle şak 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 da çakmıyor yani. Zımbalıyor güzelce, bunlar burada duruyor. Aslında bu mesela koşucular için ya da trekking yapan insanlar için bayağı güzel, büyük bir hizmet yani. İşaretli parkur her zaman bulunamıyor. O yüzden sen bunu söktüğün için ben burada mesela gelip rahatça yürüyemiyorum. Yani ben yürüyorum yolu bildiğim için ama başkası gelip burada takılamıyor yani. Oradan dolayı arkadaşlar ormanlarda özellikle çöplere dikkat edelim. Bu tip şeylere.
Çok kurcalamayalım. Bak bir de şöyle işaretler var mesela. Ok. Ok yönü. Görüyor musun? Üçgenin ucu şu tarafı gösteriyor. Demek ki ileriye doğru gideceğiz. Burada şöyle bir işaretleme sistemi var. Üçgen böyle dikine doğru duruyorsa, yana doğru, hangi yönü gösteriyorsa o tarafa gidiyoruz, sağa ya da sola. Eğer aşağı doğru üçgense o yolu takip ediyorsun demektir. Bak şurada aşağı doğru üçgen var. Görüyorsun. Üçgen aşağı doğru bu yolu takip etmek. Bak bunu sökmüşler, buraya atmışlar. Söküp oraya bırakmış bir de yani. İşine de yaramıyor çünkü niye? Merak ediyor, bakıyor altında ne var. İşine yaramadığı için devam ediyor hayatına. Şimdi biz burada şöyle aşağı doğru ineyim. Bakınız. Birazcık şuralar çamurlu. Şöyle geliyorum. Bak normal şartlarda şu iki ağacın arasından buraya giriş var. Normal şartlarda değil, ben şimdi oraya gireceğim. Ama orada kırmızı aşağı doğru ok, mavi de sola doğru ok diye şey vardı, filama vardı. O da demek ki yırtılmış. Bak şu ileride mavi ve ileride daha sonra var. Yani buradan böyle yokuş aşağı geldiğinde sola döndüğünde 4 km parkuruna gidiyorsun. Direkt karşıya gidersen de 8 ve 14. Aslında 14 km parkuru buranın asıl parkuru. Aslında 4 ve 14 vardı. Daha sonra 8 de eklediler. Şimdi bak buraya daha girdiğim hemen şurada işareti gördüm. Bakınız. Şurada. Hemen zaten devamında var. Bu tip patikalarda en önemli şey işareti gördükçe gitmek. Bak şuradan su geçişimiz var, çok güzel. Bak ok yana doğru. Bir de bak onun üzerine reflektör var. Burada gece koşuları da yapılıyor. Gece de buraya gelip koşabilirsin. Gece koşusu yaptığında kafa feneri takarsan, ki takman lazım, kafa fenersiz koşamazsın. O reflektör onu yansıtıyor. Işık buraya vurduğu zaman. O yüzden şey oluyor, yolunu görmüş oluyorsun. Bak bu işareti, şu reflektör ışık vurduğunda yansıtıyor. Ve yolunu takip etmiş oluyorsun. Neyse, ormanlık alanlarda bu tip işaretli parkurlarda ya da yarışlarda, trekking, trail yarışlarında işareti takip etmen lazım. Zaten rotayı saatine yüklüyorsun. Bir işaret kaybolmuş olabilir. Ama genelde 300, 400, 500 metre gittin, baktın işaret yok. Hemen geri dönmen lazım. İşareti bulduğun yere kadar geri döneceksin. Sonra işaret takip ederek gideceksin. Eğer bir 500 metre işareti yoksa bir enayilik var o işte demektir. Şimdi biraz yokuş tırmanacağız. Şöyle gidiyorum. Bakınız. Bu arada şurada az önce ağaç kakan sesi duydum. Mükemmel. İnanılmaz. Tak 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 tak. Acayip güzel. Bu parkurda böyle birkaç tane böyle dönüş noktası var. Bir tanesini görebileceğiz. Diğerine 14 kilometresini devam etmediğim için göremeyeceğiz. Bak şurada dümdüz devam ettiğin zaman yola gidiyor. Oradan arabalar geçiyor. Bir araç yolu orası. Ormana girişte kullanılan. Ama bak şurada mesela, şimdi bak sola doğru ok göstermiş kırmızı. İçeride de şurada sola doğru ok var. Ama bu birazcık içeride kaldığı için bunu göremeyebilirsin. Daha da uzağa da koymuyor çünkü yola doğru gitme diye. Bu normalde şöyle sola doğru dönmen gerekiyor. Bizim buradaki koşularda Yahya abi var, buradan ona selamlar. Çok severim kendisini. Her seferinde Yahya abi burada fake atmaya çalışırım. Ve genelde %90 oranında yer. Çünkü şöyle oluyor mesela, başkalarıyla koşarken önde seni koşturan insana takip ediyorsun. O yüzden çok fazla böyle rotaya bakmıyorsun. Bakmanın da öndeki nereye gidiyorsun, sen de oraya gidiyorsun. Ama bu antrenmanlarda da okey ama yarışlara çok yanlış. Çünkü yarışta öndeki insan kaybolabilir. Sen onun peşine gidersen sen de kaybolursun. Ama işaretli parkurda rotayı takip edersen kaybolmaz, avantaj elde edersin. Yani trail koşularında sadece hızlı koşabiliyor olmak büyük bir avantaj değil, maraton gibi. Maratonda mecbur hızlı koşman lazım, yolu kaybetmezsin ya. Ama trail koşularında akıllı olursan, çok hızlı koşmuyor olsan bile
yarışı kazanıp kürsülere çıkabilirsin. O yüzden her zaman parkurlarda uyanık olman lazım. Şu an çok iyi bir yokuş tırmanıyorum. Burası Geyik'in zor yokuşlarından biri. Bir de 9. kilometre civarlarında bir tane yokuş var. Orayı görmeyeceğiz bugün, daha sonra göreceğiz. Bayağı insan yoruyor. Yokuşu bitirdik. Şimdi güzel bir şekilde bir inişimiz var. Sonra biraz düzlükten, yani biraz daha böyle hafif bir yokuş çıkıp sonra bir daha bir dikleşeceğiz. Ondan sonrası parkurumuz rahat. Burası bu arada 14 kilometre koştuğunuzda 400 metre sanırım yükseklik kazanımı var. Epey iyi aslında, yani böyle şey trail antrenmanları için ya da patika yürüyüşleri için. O yüzden böyle geliştirici bir parkur. Hem de mesela böyle zemini de böyle hep toprak yol ama şöyle mesela ağaç kökleri olan yerler de var. Şunun gibi. Böyle mesela ağaç geçişleri de var. Biraz önce birkaç tane gördünüz. O yüzden böyle şey değişken zeminli güzel bir parkur. Yani antrenman için epey faydalı aslında bakarsanız. Burada antrenman yaptığınızda bayağı bir gelişiyorsunuz. Yazın çok güzel. Yazın ama böyle biraz daha havalar ısınınca böyle işte Temmuz, Ağustos civarında biraz sinek problemi olabiliyor. Orada da tabii ki yine ki suç insanların buralara çöpleri attıkları için o karpuz kabuklarına, yemek artıklarına sinekler birikiyor doğal olarak. Aslında orman çok temiz, yani böyle çok güzel. Onun dışında kışın da burada birazcık çamurlanma problemi olabiliyor. Aslında antrenman için zevkli. Ona uygun ayakkabı giydiğinde gayet yeterli bir antrenman rotası olmuş oluyor. Gayet güzel oluyor. Ama ona uygun ayakkabı giymediğinde biraz kayabiliyorsun. Yani inişlerde özellikle ya da çıkışlarda pıt pıt pati çekebiliyorsun. Zaten geçen hafta işte orientinik videosunda da bunu anlattık. Yani ortamına göre giyinmek, antrenman yerine göre giyinmek önemli oluyor. Yani trail antrenmanı yapıyorsan trail ayakkabısı giymen gerekiyor. Ona uygun dişli ayakkabı giymen gerekiyor. Yol koşusu yapıyorsan yol ayakkabısı giymen gerekiyor. Tabii hepsi maliyetli ve masraflı, biliyorum. Ama en önemlisi sağlık. Hatta daha ileri seviye koşu yapıyorsan tabanlık yaptırman gerekiyor. İşte daha iyi koşular yapmak istiyorsan antrenörle çalışman gerekiyor. Gibi gibi kuvvet antrenmanı yapman gerekiyor. Bir sürü böyle etken var. Ama işte her şey bir araya gelince güzellik oluyor. Tek bir şey. Yani sadece koşarak koşulmuyor. Bu bir gerçek. Koşunun yanında kuvvet antrenmanı yapmak, teknik antrenmanlar yapmak gerekiyor. O da sizi daha ileriye taşıyor. Böyle bilgiler verdiğimize göre parkurumuza devam edebiliriz. Şu an parkurun keyifli bir yerindeyim. İniş rotası burası. Normalde koşuyor olsam burayı 4 pace'lerde, 4.30'larda, 4.20'lerde falan epey hızlı bir şekilde inebilirsin aşağıya. Biraz böyle virajlı virajlı gidiyor. Yine dediğim gibi yazın bir problem yok ama kışın bir tık kaygan olabilir. Bakın şöyle aşağı şekilde iniyorsunuz. Şaşırıp şuradan da gidebilirsin ama rota aşağıya gösteriyor. Biraz böyle hızlı iniş için güzel bir yer. Yani burada mesela az önceki çıkışta kaybettiğin zamanı burada kazanabiliyorsun. Bir de mesela patika koşularında, trail yarışlarında şu vardır mesela. Atıyorum ki ortalama bir tempo tutturmak istiyorsun. 5 pace temposu. Yani 5 pace dakikada, 5 dakikada 1 kilometre demek. Pace 1 kilometre koştuğun süre anlamına geliyor. Neyse 5 pace ortalamayı tutturmak istiyorsun. Şöyle bir şey yapabiliyorsun orada. İnişler çıkışlar genelde başlayan, yani parkur başladığı yerde bittiğinde aynı şekilde yükseklik kazanımı elde etmiş, aynı şekilde inmiş oluyorsun. Bu sebeple mesela antrenmanın yerinde ise
şöyle bir taktik genelde işe yarıyor. Mesela 1 dakika yavaşı, 1 dakika hızlısı şeklinde ve düzlüklerde aynı tempoda koştuğunda ortalamayı tutturmuş oluyorsun. Yani şöyle, yokuş yukarı çıkarken 6 pace'lerde, işte 6 onlarla 6 pace'lerde çıktığını düşün. Yokuş aşağı inerken de 4'lü pace'lerde indiğini düşün. Düzlüklerde 5'li pace'lerde koştuğunu düşün. Bu sebeple ne oluyor? Parkur bittiğinde ortalama hızın aslında yarış hızın olmuş oluyor. Bu da böyle bir bilgi olsun. Yani herkes de her parkurda işe yaramayabilir. Çünkü bazı parkurların mesela çıkışları çok çıkış. Ama inişleri, iniş dimdik iniş görünse bile çok teknik olabiliyor inişleri. Yani inişte de mesela çok yavaş inmek zorunda kalabiliyorsun o çakıllı zeminlerden ya da kaygan zeminlerden dolayı. Her yerde işe yaramaz. Ama mesela geyikte işe yarayabilir. Geyiğin çünkü başladığı ve bittiği nokta aynı. Hemen hemen parkurun inişleri çok koşulabilecek yerler. Çıkışları da aynı şekilde. O yüzden burada mesela işe yarayabilir yani. Bu dediğim taktik. Bir deneyin bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Parkurdan aşağı inince yol beni sağa doğru döndürdü. Bakınız mavi ve kırmızıyla kavuştuk tekrar. O az önceki parkur 14 kilometrenin devam parkuru olduğu için sadece kırmızı işaret vardı. Şimdi maviyle de birleştik. Burası normalde az önce karşıya yolun karşısına geçtiğimiz yer. Şimdi böyle devam ediyoruz. Ben ileride mavi bizi sola döndürecek. Oradan sola bağlanacağım. Böyle dimdik bir rampa çıkacağız. Ondan sonra 6 kilometre civarında tamamlamış olacağım. Biraz daha ilerine devam edersem yolun sonunda kırmızılar sağdan gidiyor. Yine bir sola doğru dönüşüyor. Oradan da 8 kilometre parkur yapmış oluyor. Zaten yine kırmızıları tamamen takip edersem de 14'ü tamamlamış oluyorum gün sonunda. Biz şimdi bizimki biraz daha böyle keyfine, trekking. Size diğer tarafı da göstereceğim. Bir de bunun Validebend'inden girişi var 7. kilometreden. Validebend'i de çok güzel. Oranın da parkurunu çekeceğim. Şimdi öncelikli şeyimiz bu 6'yı bitirmek. Hadi bakalım. Bakınız işaret bizi sola doğru yönlendirdi. Şöyle. Bak burada da var. Ondan sonra gördünüz mü? Kırmızıyla buluştuk. Şimdi bu parkurda artık o 4 kilometre ayrımında soldan çıkıp yukarıya bağlandığın zaman 14 ve işte 8 kilometrecilerle de karşılaşıyor oluyorsun. Parkurun bundan sonraki kısmı hep birlikte gidiyor. En farklı şekilde parkuru görmek istiyorsan 14'ü koşuyor olman lazım. Zaten buranın hakkı 14, ben size söyleyeyim. Çok güzel, çok keyifli bir parkur. Koşmanızı ve buraya katılmanızı tavsiye ederim. Geyik koşularının Instagram adresini vesairesini internet sitesini aşağı bırakacağım. Ve yılda 3 ya da 4 kere yapılıyor. Bir tanesi gece olmak üzere. Kış mevsiminde yapılıyor, yaz mevsiminde gece yapılıyor. Kışın 1-2 tane yapılıyor Aralık'ta ve Şubat'ta sanırım. Tarihlerini ve bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Bir de mesela kendini burada test edebiliyorsun. Bir önceki parkurda, bir önceki koştuğumda 14'ü ne kadar koşmuşum, şimdi ne kadar kendimi geliştirebilmişim. Mesela internet sitesinde senin yıllara göre koştuğun süreler de yazıyor. O da bayağı avantajlı. Yani aslında bir geyik ligi gibi kendi içinde bir oluşumu var. Çok güzel. Yani ben bu oluşum, yani bu parkur işaretlediği için buradan tekrar Caner abiye teşekkür ederim. Çünkü bu faydalı bir iş. Ciddi anlamda. Yani bizim gibi koşucular için, trail koşanlar için burası bir adeta bir şey. Böyle antrenman rotası ve her seferinde saate rota yükledim vesaire uğraşmıyorsun. Zaten
patika koşuyorsan genelde bir iki seferden sonra aynı koştuğun yeri ezberliyorsun ve rahat bir şekilde antrenmanı yapıyorsun. Ama yine de işaretli olması ve yeni koşucularla açık olması çok güzel, çok faydalı bir hizmet. Keşke bütün parklar işaretli olsa bu şekilde devamlılık arz etse. Ama burası tabii kendi içinde de bir alan, kapalı olduğu için doğal bir orman. O yüzden daha da güzel, daha da keyifli. Bakınız şurada sağa doğru dönüş işareti var. Sağa doğru dönüş. Buradan şu patikayı takip ederek döneceğiz. Bak şurada işaret yok. Ama bak şöyle bir şey olmuş. Şuraya birileri işaretleri asmış. Bak görüyor musun? Ama bunlar buraya dikene tutturmuşlar bunu. O insanların kafasını karıştırır. Çünkü burada normalde bizim dönüşümüz sağa istikamete doğru. Şuraya hemen şöyle yere bırakacağım bunları. En azından gelen böyle görsün. Çünkü direkt karşıya gidersen kaybolmuş olursun. Parkurda da özellikle yani işaretler duvarda asılıysa ona dikkat edelim, ona riayet edelim. Yani orada sağa dönüş vermiş çünkü. Böyle eski yerde bulmuş mesela onu, çamurlu. Yani iyilik olsun diye astığını düşünürken aslında milleti kaybolmaya sevk edebilirsin yani. O yüzden yerde bulduysan bırak onu, dokunma yani şeyi, işareti. Bak şimdi buraya döndüğünde de biraz kafan karışabilir. Sanki böyle şu an mesela hiç işaret yok. Ben parkuru çok net bildiğim için böyle oradan sağa döndüm. Bak şimdi ilerideki ağaçta, yani bak burada mavi bir tane yere düşmüş. Bak ilerideki ağaçta da kırmızı yere düşmüş. Gördüğünüz gibi. Sonra devam ediyoruz. İleride bir tane mavi var, sonra kırmızı devam ediyor. Yani burada bu ağaçlardan yere düşmesinin sebebi dediğim gibi çekip alma da olabiliyor. Ya da buralara kimse girmiyorsa yani kış şartlarında o dallar yapraklar dökülürken ya da sonbaharda işte o yapraklar dallar dökülürken ya da yine yaz olduğundan dolayı ağaçlar böyle küçük küçük kırılırken şey oluyor. Yıpranıp aşağı doğru düşüyor. O yüzden işaretli parkuru tam olarak ağaçta çakılıysa ve yönü net belliyse o parkur takip edin. Böyle ufak şeyler sizi yanıltıp mesafenizi uzatır ve ormanda sizi kaybedebilir. Evet, nasıl geçti bakalım trekking? Arkadaşlar yavaştan bitiriyorum. Çünkü artık piknik alanlarına doğru iniyorum. Orada sesler çok fazla var. sakin bir ortamdayken kapatayım dedim şöyle. Bak. Kuş seslerini duyuyorsun değil mi ormanda? Bak bak. Mükemmel. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle birlikte belki günün birinde siz de trekking yapmaya başlayabilirsiniz ya da trail koşmaya başlayabilirsiniz. Ya da diğer yaptığım ve yapacağım sporları yapmaya başlayabilirsiniz. Çok daha güzel böyle etkinlikler gelmeye devam edecek. Şimdi böyle ben yeni şirket kurulum sürecinde ve işleri oturma sürecinde olduğum için çok fazla böyle sağa sola gidemiyorum. Ama gittiğim zamanlar da gelecek tabii ki de. Fethiye'ler, Kaş'lar, oralar buralar. Neyse. Sizinle birlikte böyle büyüyoruz. Şu an 17.000 aboneye geçtik. 17.609 bir an önce baktım. Bakalım siz videoyu izlerken kaç olmuş olacak? Çok merak ediyorum. Güzel, keyifli bir şekilde ilerlememiz devam ediyor. Bakalım 2025'in ortalarında 100.000 abone hedefim var. İnşallah hep birlikte o abone hedefine kavuşuyor olacağız. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.